Malikcan Balaban, öncelikle sorusu için teşekkür ediyoruz. Malikcan merhaba. Demiş ki amigdala yönetilebilir mi? Uyuşturulabilir mi? Kontrol edilebilir mi? Antidepresanlar, uyuşturucular, dinlendirici ilaçlar kullanan insanların hareketleri, tepkileri yavaşladığını varsayarsak bu ilaçlar amigdalayı etkiliyor mu? Amigdala beyindeki bölgelerden sadece bir tanesi ve alarm merkezi. O bahsedilen bütün ilaçlar ve uygulamalar beyinde çoklu bir sisteme etkiler. Amigdala bazen onun bir parçasıdır, bazen de pek alakası yoktur. Dolayısıyla böyle jenerik bir şekilde ona cevap vermek mümkün değil. Ama birinci kısmına kısmen cevap vermek mümkün. Amigdalayı sakinleştirmek, durdurmak, yavaşlatmak mümkün. Amigdala ne yapıyordu? Stres reaksiyonu oluşturuyordu. Vücudumuzda işte stres hormonlarının salınmasını, gerginleşmemizi, göz bebeklerimizin büyümesini, kalbimizin hızlanmasını falan filan sağlayan, bizi sarı ya da kırmızı alarm durumuna geçiren bir beyin yapısı. Birçok teknik var amigdalayı sakinleştirmek için. Hatta bunun içerisinde amigdala gıdıklama diye bir teknik bile var. Vallahi var. Amigdala tickling diye İngilizcesi. İzledim eğitimlerini, videolarını falan. İnternette var, bulabilirsiniz. Yaklaşık beyin anatomisini biraz bilmeniz gerekiyor tabii. Önce bir gösteriyorlar. Beyin işte şurasında, amigdala temporal lobların içinde falan diye. Sonra gerçekten elinizde böyle bir tüy olduğunu düşünüyorsunuz. Bir kuş tüyü. Sonra böyle kafanızın içinden, kafanız içi şeffaf, böyle bulutsu bir şey gibi hayal edip beyninizin içine sokuyorsunuz onu. Tam amigdalanın olduğu yere denk getiriyorsunuz. Tüy yok tabii elinize, gözünüze girer ona göre. Tüy varmış gibi yaklaşık böyle tıkır 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 amigdalayı şöyle şöyle yaparak, böyle hafif hafif sallayarak gıdıklıyorsunuz. Şimdi gülüyorsun da ben bunu denedim. Anladım hocam, bunu yapsan zaten. Ha işte yani, zaten bütün mevzu oymuş. Şimdi stresliyken sen ben bir tüyle beynimin çekirdeğini gıdıklıyorum deyince insan zaten bir tuhaf oluyor. Yani o tuhaflık işte o espri, o işte gevşeme zaten amigdalayı sakinleştirmeyi sağlıyor. Ha belki başka bir etkisi de vardır bilmiyorum ama ben evde kendi kendime çok eğlendim yani. Böyle biraz burayı kaşıdım, biraz da solu kaşıyım falan diye böyle. Böyle şeyler yapılabiliyor ama daha genel geçer, daha yaygın, daha çağlar boyunca uygulanan bir banko yöntemi var. Meditasyon, farkındalık, nefes egzersizleri. Nefesinizi dinleyip göbeğinize doğru yani diyafram nefesi almaya başladığınızda 5 nefes takip ettiğinizde amigdala aktiviteniz ciddi biçimde düşer. Kalbiniz yavaşlar, göz bebekleriniz daralır, ufalır yani. Ve dolayısıyla daha sakin bir moda geçersiniz. Her türlü amigdala aktivasyonunda faydalı olabilecek bir tekniktir. Ama hayatınızda ilk defa yapıyorsanız mesela biraz sonra birini öldürecek kadar sinirliyken 3-5 kere nefes alıp sakinleşmeyi beklemeyin. Bu bir ustalık işidir. Her gün tekrarlayan denemelerle bir süre sonra amigdalanıza daha hakim olabilir bir beyin devresi ustalığı kazanıyorsunuz, öyle diyelim. Dolayısıyla bunu bir temrin olarak hayata yerleştirmek lazım. Temrin ne demek? Tekrar 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 çalışma demek. Sebatta hayır vardır diyerek bu konuyu da bağlayalım. Güzel sormuş. Yani amigdala şehirli insanın en büyük derdi. Yani onu söyleyeyim. Her gün aktif. Fıttırıyoruz valla. Ali'yle tartışırken deneyeceğim bunu. Bir saniye hayatım. İşte mesela tartışırken gittikçe böyle tansiyon yükseliyor. Hani orada çok zor yani. Ben de çok zor yapabiliyorum ama yapılması gereken bir tek şey var. Orada bir an kendine sadece 3 saniye verip aga ne oluyor bana diye bir kendine bakabilme şansı. İşte o anda bakayım nasıl soluk alıyorum. Bedenimde neler oluyor. Bunu yapabilmenin yolu bedenini dinleme egzersizlerini daha önceden yapmış olmaktan geçiyor. Nişanla tartışırken deneme bence. Önce evet, evde dene. Sonra orada zaten çalışır o. Otomatikman devreye girer. Çünkü tartışırken onun amigdalasını gıdıklamak istiyorum o yüzden. Evet. Böyle bir tüy alıyorsun karşıya doğru. Evde denemeyin. Böyle kuş tüyü uzun. Tövbe tövbe. Millete neler anlatıyorsun.